ekranlarından canlı yayınlanacak olan bu büyük organizasyonun tartı ve face to face'indeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Kendinden gerçekten şu anda tüm sponsorlarımızı ağırlıkta için bir kez daha kendine teşekkür ediyoruz. Yakamoz Restoran'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili Kral Tan Çulak bizlerle beraber yalnız bırakmadılar. Hocaların hocası sevgili Sami Akın burada. Akın dövüşmesinin başında. Sevgili Mehmet Şeker burada. Değerli hakemimiz hocamız buradalar. Hazırsa ilk olarak Ali Rıza Jadidi ve Batuhan Karaçay. Aslanım Batuhan. Aslanım. Evet, ağır diye. Güzel, göster, göster, göster. Evet, tamam, şimdi de oturuyor olacağız. Arkadaşlar. Aslanım benim. Şöyle değil. Nazım Çelik. Buradasın Nazım. Gel. Özbekistan balası ve Furkan Gülbey. Az önce harika bir destekçime face to face izledik. Aslanım benim Furkan. Zeynep Haydar. Kendisi Hunter Girl. Ve kendi kurumlarında kuruluşa fedakar Türk geliyor. Gecenin en önemli maçlarından bir tanesi. Hayda. Bahram Rajab Zade. Rakibi Mehmet Özer. Sevgili promosyonel sporcu. Harika bir yazı. Dost değil, kardeşiz. Başarılar diyoruz. Hadi başarılar. Muhammed Mahdi Abipol. Başarılar diyoruz. Hediyelerinizi alın. Görkem Damar, Enes Özdemir. İnşallah Görkem. Deryara Rodrigo. Pervis Mahmudayev. Ve mavi köşede Ali Rıza Jadidi, King Punisher, 77 kilo ağırlığında, 32 yaşında, 1.75 boyunda. Toplam 7 maç, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 nakavtu var. Antrenör Mahmut Habibpor, Mitojin. Kendileri İran'dan katılıyorlar ve kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, kırmızı köşe. Rumeli Üniversitesi sporcusu aynı zamanda Batuhan Karaçay. Kafkas. 75 kilo. Yaş 25. 1.75 boyunda. Toplam 8 maç. 6 galibiyet. 2 mağlubiyet. 2 nakavtu var. Antrenör Sami Akın. Akın Spor Kulübü. Büyük alkışlar. Batuhan Karaçay. Ve maçın hakemi Nurtaç Kurada. Bizim ilk maçının artık startını vereceğiz değerli izleyenler. Nurtaç Kurada mücadelemizin ring hakemi olacak 75 kilogramda.
3 dakikadan 3 round izleyeceğiz. Bir yanda Ali Rıza'ya Didi, King Punisher. Diğer yanda Batuhan, Karaçay. No elbow, no hand. Evet, hakemimizden talimatlar geliyor değerli izleyenler. Okay. Good luck. Başarılar diliyorum ikinize de. Kulağınız bende olsun. Okay. Evet, artık her şey hazır. Mücadelenin başlaması için değerli izleyenler. Akın Dövüş Arenası'nda gecemizin ilk karşılaşması 75 kilogramda Batuhan Karaçay ve Ali Rıza Yadidi arasında. Oturuyoruz. Son uyarıları yapıyor hocamız Nurtaş Kura'da. Hay. Ve mücadele başlıyor. Kırmızı şortu siyah eldivenleriyle Ali Rıza Yadidi'yi, siyah şortu kırmızı eldivenleriyle Batuhan Karaçay'ı izliyoruz. Bir high kick denemesi geldi Batuhan'dan. Şimdi vücuda doğru bir sol. Ali Rıza Yadidi üstüne gidiyor Batuhan Karaçay'ın. Güzel kroşeler. Push kick. Sporcular yavaş yavaş birbirlerini tartarak da maça ısınma çabasındalar. İlk dakikalarda Ali Rıza Yadidi üstüne gidiyor Batuhan Karaçay'ın. Batuhan Karaçay bir sol direkt uzattı. Sağ kroşe isabeti Ali Rıza Yadidi. Batuhan Karaçay'ın üstüne gidiyor Batuhan. Soluyla oradan çıkma çabasında Yadidi. İplere sıkıştırdı Batuhan Karaçay'ı. Bir diz geldi. İkinci dizde gelince tabii ki hakem araya giriyor. K1 kurallarında bunu yapmaması gerekiyor. Yalnızca bir diz atma hakkı var. Ringin ortasında devam ediyoruz. Low kick denemesi biraz ayağa kaydı Batuhan'ın. Hiçbir şey yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ali Rıza Yadidi'nin üstüne gitti. Güzel kombinasyonlar. İsabetleri bulmaya başladı Ali Rıza Yadidi. Batuhan Karaçay oradan şimdilik kendini kurtarmayı başardı. Maça çok daha hızlı giren taraf İranlı sporcu. Ali Rıza Yadidi güzel bir sol kroşe. Batuhan rakibini sarsmaya başardı. Ali Rıza bir kez daha üstüne gidiyor Batuhan Karaçay'ın. Batuhan Karaçay bu kez sarsılan taraf yumruklarıyla kurtulma çabasında ama dengesini zar zor buldu Batuhan Karaçay. Ali Rıza Yadidi sol isabetleri aparkat denedi Batuhan. Sol kroşe yaradı ardından bulamadı. Low kick isabetli Batuhan Karaçay'dan. Ali Rıza Yadidi bir kez daha mesafeyi kapattı. Sarılmayın ortaya. Hakem Nurtaş Kura'da araya giriyor. Hızlı başladı mücadele Akın Dövüş Arenası'nda gecenin ilk maçı. Güzel bir sol geldi ardından bir sol da çeneye doğru. Batuhan Karaçay sol isabetlerini bulmaya başladı. Ali Rıza Yadidi üstünde gidiyor rakibinin. Önce sol direkt ardından diz sarılıyor sporcular. Ve ayrılacaklar. Tekrar ringin ortasında devam edeceğiz. Tekme isabetli. Sol kroşe ardından sağ. Vücuda doğru sol bir diz geldi. Batuhan Karaçay oradan kroşeleriyle kurtulmak istiyor. Çok fazla etkilenmedi bu yumruklardan. Şimdi gardın arasından geçmeyi başardı. Batuhan Karaçay. O da rakibini yavaş yavaş çözüyor ama İranlı sporcunun dizleri ilk roundun şu ana kadarki bölümünde oldukça etkili oldu. Ali Rıza Yadidi bir kez daha üstüne gitti Batuhan'ın. Sırtı iplere geldiğinde biraz daha hareketli olması lazım belki Batuhan Karaçay'ın ama o kontra solda işlemeye başladı. Son dakikası içerisindeyiz ilk roundun. Ali Rıza Yadidi puan alacak darbeler geliyor. Sol koşta çeneye isabetli Batuhan sağ aradı, solu aradı bulamadı. Yadidi kaçtı doğru pozisyonda aparkat isabetli Batuhan. Bir de sol koşta geliyor Batuhan Karaçay da ilk roundun son bölümlerinde biraz daha ısınan taraf. Bir kontra aldı şimdi Batuhan. İki tarafta isabetleri buluyor. Mücadelenin ilk roundunda. Ve ilk roundun sonu değerli izleyenler. İlk round sona eriyor. Ali Rıza Yadidi Batuhan Karaçay mücadelesinde hızlı ve etkili başladı. Akın Dövüş Arenası'nda gece böyle devam etmesini temenni ediyoruz. 75 kiloda bir mücadele olduğunu hatırlatalım. Ali Rıza Yadidi 32 yaşında, Batuhan Karaçay 25 yaşında ve işte ilk round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Sırtı iplere geldiğinde özellikle Batuhan Karaçay'ın Ali Rıza Yadidi puan alacak isabetleri bulmayı başardı ama roundun son bölümünde özellikle Batuhan Karaçay soluyla hem vücuda hem çeneye doğru isabetli yumruklar bulmayı başardı. Ali Rıza Yadidi dizlerini biraz daha iyi kullandı. İlk round boyunca bunu söylemek mümkün. Ancak tabii ki bunu da kurallar dahilinde yapması gerekiyor. K1 kuralları dahilinde yapması gerekiyor. Zaten hakemden de bir uyarı aldı ilk round içerisinde kendisi. İkinci rounda doğru geçeceğiz.
Batuhan Karaçay kariyerindeki 7. galibiyeti arıyor. Ali Rıza Yedidi aynı şekilde 7. galibiyetini aramakta. Belki aralarında yaş farkı var ama maç tecrübesi olarak birbirine çok yakın, çok denk iki sporcu karşı karşıya ki zaten ilk roundda da bu eşleşmenin ne kadar denk olduğunu görme şansına sahip olduk. İkinci rounda başlayacağız. Artık son kontroller yapılıyor ve gong sesiyle birlikte ikinci roundun startını veriyoruz. Şimdi Batuhan Karaçay biraz daha dönme çabasında rakibin çevresinde. Yakaladı Ali Rıza Yedidi rakibini ama yakalamaması gereken bir noktadan yakaladı. Bir bel altı darbe. Şimdi Batuhan Karaçay'ın biraz dinlenmesi, biraz kendine gelmesi için hocamız ona süre tanıyor. Mücadelemiz kısa bir süre sonra devam edecek. Tabii dövüş sporlarında, ring sporlarında olabilen durumlar bu. Çok fazla görmek istemediğimiz anlar ama talihsiz bir darbe. Ali Rıza Yedidi'nin biraz daha dikkatli olması lazım. İkinci round kaldığı yerden devam ediyor. Batuhan güzel bir sol bulmayı başardı. Sağ kroşeyi arıyor Ali Rıza Yedidi. Rakibinin üstüne giden taraf Ali Rıza Yedidi. Maç içerisinde Batuhan Karaçay kontralarını iyi kullanmalı. Şimdi güzel döndü. Ring hakimiyeti kendisinde. Öne doğru yürüyen taraf İranlı sporcu Ali Rıza Yedidi. Batuhan Karaçay bir spinning backfist denemesi. Bunu yarım blokla karşılamayı başardı Ali Rıza Yedidi. Sol kroşe isabetli. Batuhan distansını bulmayı başarıyor. Yavaş yavaş menzilini bulmaya başladı. Low kick isabeti. Ali Rıza Yedidi üstüne gidiyor rakibini. Şimdi aparkat artı sol aradı ama boşluk verdi Batuhan. Ali Rıza Yedidi isabetleri buluyor. Ringin ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aparkat ardından sol. Low kickle kombinasyonu bitirdi Yedidi. Batuhan sırt diplerde kapandı yine high kickler. Sol direkt isabeti geldi ama kontrayı da alıyor Batuhan Karaçay. Şimdi sol sağ isabet. Batuhan Karaçay boksunu kullanarak rakibini indirme çabasında. Direkt yumruklar. Aradan isabeti bulmayı başardı. Çekmemesi lazım İranlı sporcunun. Nurtaç Kurada'dan bir uyarı daha geliyor. Ve devam ediyoruz. Yakın mesafede aparkat isabeti. Aparkat ardından yumruğuyla indirdi rakibini yere Batuhan Karaçay. İki isimden de karşılıklı isabetler gelecek gibiydi ama knockdown'ı bulan taraf Batuhan Karaçay oluyor. Ali Rıza Yedidi devam edebilecek gibi gözüküyor. Mücadele devam edecek ama saydırmayı başardı Batuhan Karaçay rakibini. Şimdi sağ denemeleri karşılıklı. Yakın mesafede mücadele hızlandı. Sol isabeti İranlı sporcudan sarılmaması yönünde bu uyarı geliyor Batuhan Karaçay'a. Sağ kroşe aradı. Mesafeyi kapatıyor İranlı sporcu. Dizleri aradı. Tam isabet yok. Batuhan Karaçay dönerek estetikle bir isabet buluyor. Ardından sol kroşe. Tam isabet fakat. Ali Rıza Yedidi'den yine bel altı bir darbe geldi Batuhan Karaçay. Zor durumda. Round içinde ikinci kez oluyor bu. Haydi. Güzel. Tamam. Dikkatli olması lazım İranlı sporcunun ve bunun devamı da gelirse belki bir puan cezasına bile gitmeyi düşünebilir hakemlerimiz. Ama tabii ki kasti bir durum olmadığı kanaati var şu anda. Aşağıya ikinci defa için ceza verdi. Evet, hocamız Nurtaş burada zaten bu yeri yaptı. İki darbe geldi bel altı, üçüncüsü de gelirse ceza vereceğim dedi. Kasti olmasa bile tabii ki maçın gidişatını etkileyen darbeler bunlar. Bir daha olmamasını umut ediyoruz. Tekrar başladık. Ali Rıza Yedidi bir kez daha baton üstüne gidiyor. Batuhan Karaçay şu ana kadar kontralarıyla etkili isabetler bulmayı başardı. Low kick. Şimdi sağ isabeti kombinasyonun devamını da getiriyor Ali Rıza Yedidi. Tekmeyi de kattı araya Batuhan Karaçay. Oradan kendini kurtardı. Solu uzattı. Şimdi atağa geçme sırası Batuhan'da. Sağ kroşe isabetsiz. Ali Rıza Yedidi öne çıkmaya çalışıyor. Batuhan Karaçay kontraları aldı. Ali Rıza Yedidi bakalım rakibini yere indirebilecek mi? Batuhan Karaçay iplerden de destek aldı. Ayakta kalmayı başardı. İki sporcu da knockout için ellerinden geleni yapıyor. Son 10 saniye. Sağ kroşe isabeti kulağı ardından diz geldi. Yedidi Batuhan'ın üstüne gidiyor. Batuhan Karaçay kontra sağı çıkardı. Bir kontra sağ denemesi daha. High kick isabeti Ali Rıza Yedidi. Ve ikinci roundun sonu. Aksiyon çok ama çok yüksek Akın Dövüş Arenası'nda. Seviye gerçekten çok yüksek ve nefis bir karşılaşmayla başladık. Batuhan Karaçay, Ali Rıza Yedidi mücadelesi.
İki sporcu da knockout arıyor her an. İşte round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Ali Rıza'ya DD rakibin üstüne giden taraf. Batuhan Karaçay aradan kontra yumruklarla rakibini avlayan taraf. İşte burada sağ kroşe isabeti. Rakibinin dengesini bozdu. Saydırmayı başardı Batuhan Karaçay. Kendisinin de zorlandığı anlar oldu Batuhan'ın, bunu söylemek lazım. Özellikle round'un son bölümünde Ali Rıza'ya DD üstünlüğü sağlayan taraftı. Ama tabii ki knockdown avantajı bu round'da Batuhan Karaçay'da olacak. Saydırmayı başardı rakibine. Bakalım 3. round tabii ki nasıl geçecek. İki sporcunun da frene basmadığı, vites düşürmediği ilk 2 round izledik ve son 3 dakika belki de burada maçın galibini belirleyecek olan round olacak. Evet, hocamızdan talimatlar geliyor. Sporcuların dikkatli olması gerektiği konusunda. Tamam, ben koruyacağım sizi. Bir kere de. Tamam, ve 3. roundumuz start alıyor. Gecemizin organizatörü sevgili Sami Akın hocamız bizlerle birlikte. Sami hocam, harika bir maçla başladık geceye ve aynı harikalıkta devam etmeyi umut ediyoruz. Evet, çok hareketli. Gerçi İranlı sporcu çok eski tanırım. Çok hareketli, çok güçlü bir sporcu. Tabii bizim Batuhan da çok güçlü. Güzel bir maç oluyor. Heyecanlı bir maçla başladık gerçekten. Çekişmeli bir maç geçiyor. Ali Rıza'ya DD üstüne gitti rakibinin bir kez daha. Sporcuların dikkatli olması lazım. Şimdi Batuhan'dan güzel bir sol direkt geldi. Low kick denemesi Batuhan Karaçay. Estetik bir teknik denedi ama arada isabeti tam mesafe olarak bulamadı. Evet, mesafe ayarını yapamadı. Şimdi Ali Rıza'ya DD üstüne gidiyor rakibinin. Yumruk isabetleri Batuhan kontra solu. Bir tam isabet bulabilirse aslında belki de nakaltı bulacak ama baskıyı kuran taraf şu ana kadar İranlı sporcu. Batuhan'ın kontra yapması lazım. Kontrayı bulması lazım. Birkaç kere buldu ama yeterli kalmadı. İranlı sporcu çok güçlü bir sporcu. Bir kez daha üstüne gitti rakibinin, köşede kıstırdı Batuhan Karaçay'ı. Batuhan evet. Karaçay kontrayı arıyor ama kendisi de darbeler aldı orada. Sürekli geriye giderek dövüşen taraf Batuhan Karaçay. İleri adımlayarak dövüşen taraf İranlı Ali Rıza'ya DD. İkisi de güçlü sporcu. İkisi de güçlü sporcu gerçekten, bak pes etmiyorlar. Yani İranlı gerçekten çok sporcu ve K1'de maç yapmış bir sporcu. Ali Rıza'ya DD üstüne gitti rakibinin. Batuhan Karaçay bir kez daha oradan çıkma çabasında. Şimdi hakem araya giriyor. Clinch olmaması gerektiği konusunda bu uyarı geldi. Low kick isabeti Batuhan sağ kroşeye aradı. Karşılıklı güç yumrukları geliyor bir kez daha. Her an nakav çıkabilir Batuhan. Çok tehlikeli bir sağ geldi. Ali Rıza'ya DD köşeye sıkıştırdı rakibini bir kez daha. İplere sıkıştırdı daha doğrusu. Şimdi bir X kick denemesi etkili olmadı Ali Rıza'ya DD'den. Artık maçın son dakikasına doğru ilerliyoruz değerli izleyenler. Batuhan Karaçay bir kez daha sıkıştı köşeye. Ortada mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek Batuhan sağ kroşe. Ali Rıza üstüne gidiyor bir kez daha Batuhan Karaçay'ın. Sırt iplerde Batuhan aparkat geldi DD'den. Batuhan kontraları gösterdi ama istediği fırsatı şu ana kadar bulabilmiş değil Ali Rıza'ya DD. İsabetleri buluyor Batuhan, oradan bir low kickle çıktı. Batuhan Karaçay sağ arada bulamadı. Artık da bir yorgunlukla kendini gösteriyor sol kroşe kontrası. Batuhan Karaçay'ın şu ana kadarki en tehditkar tekniği konumunda. Batuhan çok Karaçay dayanıklı sporcu. Batuhan çok dayanıklı bir sporcu. Gerçi İran'da Ali de. İkisi de burada gerçekten kickboksun tekniklerini çok güzel gösteriyorlar seyircilerimize. Kesinlikle öyle hocam. Low kick'i blokladı Batuhan Karaçay. Solu aradı, yine isabet yok. Gerçekten puanlaması çok ama çok zor bir maç olacak. Son 10 saniye artık. Batuhan Karaçay yok. Üç yumruklar yoran Ali Rıza'yı dedi. Bir kez daha üstüne gitti rakibinin. Bir kez daha kırışıyorlar. Ve hakem araya girdi ve mücadelenin evet, sonu. Evet. Sami hocam gerçekten ya, iki sporcuyu birbirinden ayıran çok az şey var şu anda maçta. Batuhan Karaçay'ın ikinci roundda bir knockdown bulduğunu, rakibini saydırdığını hatırlatmak lazım ama evet. Maçın geneli gerçekten çok denk ve çok temponun yüksek olduğu bir şekilde geçti. Temponun ve maçta yüksek olan bir, gerçekten çok yüksekti. Batuhan ikinci roundu kesinlikle aldı ama diğer 1 ile 2 sıkıntılıydı biraz. Ali çok güzel baskı yaptı. Hakemlerimizin keşke çok zor bir maç ama ben yine de İranlı sporcuyu bir adım önde görüyorum.
Evet, bakalım nasıl bir karar çıkacak. Maç boyunca İranlı sporcunun sürekli tabii ki rakibin üstüne gittiğini, baskı yaptığını söylemek lazım. Bu kadar yakın geçen maçlarda özellikle hakemlerin ama de beraberliği bozmasında etkili olabiliyor bunlar. Evet, aynen ama güzel bir maçtı. Çok güzel bir maçtı. Kesinlikle işte. Öyle çok denk bir eşleşme gerçekten. Evet. Nefis başladık. Başladığı gibi devam etmesini evet, gecenin de umut ediyoruz. Gecenin sonuna kadar bu şekilde başlar. Çok büyük maçlarımız var. Gerçekten kickbox sevenlere çok güzel bir akşam izleteceğiz bu akşam. Kickbox sevenler gerçekten iyi maçlar izleyecekler. Evet, sonuçlar geldi. Şimdi söz Şenol İpek'te. Lakton Life'ın sunduğu Akın Dövüş Arenası ilk maç. Gecenin birinci maçı. 2-1. Mavi Köşe. Gerçekten muhteşem bir maçtı. Toplu bir fotoğraf alalım. Evet değerli izleyenler, gecemizin ilk maçını tamamlamış bulunmaktayız. Ve sıradaki maçlara göz atacağız bakalım. Önümüzdeki maçlarda neler var? Hangi maçları izleyeceğiz? Adil El Fertit ve Fikri Arıcan karşı karşıya gelecek. Muhammed Adalet, Nazım Çelik mücadelesi var. Ferreira Rodrigo, Perviz Abdullayev ile karşı karşıya gelecek. Herkesin merakla beklediği bir müsabaka olacak bu. Abdülkayyum Nazari, Furkan Günbey'i, Zeynep Haydari, Tuğçe Feda, Kertürk gibi maçlarımız var. Ki gecemiz bunlarla da sınırlı kalmayacak. Harika maçlar bizleri bekliyor. Ama ne zaman bekliyor? Kısa bir aranın ardından tekrar TV8.5 ekranlarında sizlerle olacağız.